Merhaba, ben Ozan. Ben İbrahim. Klasik Batı müziğinin çok sesli bir temele sahip olduğunu görüyoruz aslında. Benim merak ettiğim konu, bunun öncesi nereye dayanıyor? Yani bu çok seslilik Avrupa çıkışı mı? Diğer coğrafyalarda aynı dönemlerde benzer kullanımlarda var mı? Aslında çok sesliliği çok ilginç bir konu. Yani biz Avrupa çok sesliliğinden bahsediyoruz çoğu zaman. Sanki çok sesliliğin icadı gibi düşünüyoruz. Aslında çok seslilik dünyadaki pek çok yerel kültürlerde gördüğümüz de bir şey. Yani Afrika'da, Gürcistan'da, Akdeniz ülkelerinde veya dünyanın farklı coğrafyalarında çok seslilik gösteren bazı yerel kültürler var. Ama bildiğimiz bizim çok sesliliğin ilk yazılı örnekleri 900'lü yıllarda kabaca Musica Enchiriades diye bir kitap var. Orada yazılı bazı örneklerden. Muhtemelen o da zaten yapılan sözlü geleneğin yazıya aktarılmış hali olabilir diye düşünüyorum. Peki kimin yazdığını belli mi bu kaynakları? Birkaç ismi atfediyorlar ama tam bir konsensüs yok üzerinde. Ama kimin yazdığı önemli değil. Sonuçta 900'lü yıllarda nasıl yaptıklarını kayda almaya başlamışlar. İlk burada görüyoruz çok sesin yazımını. Hangi aralıklar kullanılıyor? Daha önce bahsettiğim eğer videolarımı hatırlarsan. Unison zaten kendisi. Unison'dan söyleme kendisi. İkinci olarak oktav. Sonra ne geliyor? Beşli. Beşli. Sonra? Üç. Dört. 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 Evet. Üçlü hep böyle bana şey gibi geliyor. Uyumlu. Üçlülerle yapılan çok seslilik burada görmüyoruz. Ama dediğim gibi lokal doğaçlama tarzında çok sesliliklerde üçlülerde vardır. Yani bunu yoktur diyemem. Bunu böyle sana bir zaman çizelgesine koyup da sanki böyle üçlü aralıkları bilmiyorlarmış da sonradan icat olmuş. Bu biraz böyle çok okulvari bir yaklaşım. Hani hep böyle sanki önce bunu kullanıyorlardı, sonra bunları eklediler. Öyle çizgisel değil yani aslında müzik ve çok seslilik. Özellikle İngiltere'de, Britanya adasında üçlüleri ve altılıları çok sevdikleri söyleniyor. Yani. Onlar üçlü ve altılıları beşliler ve dörtlülerden, oktavlardan daha çok seviyor diyorlar. Bu şimdi bir sözlü bir gelenek olabilir yazmadıkları. Zaten çoluğun çocuğun bildiği bir gelenek olabilir. Yani nasıl Türkiye'de veya doğu coğrafyalarında her şey yazılmıyor. Ama belli bir gelenek var. Belli bir zaten herkesin bildiği bir şeyi var. Ve bunu aslında yazmaya gerek duymuyor. Aynen öyle. Üçlüleri uyumlu bulman ve buna dahilmiş gibi hissetmende bir sakınca yok. Hani bu sadece sen modern bir insan olduğun için değil. Ama bu kitaba göre düşünecek olursak oktav, beşli ve dörtlü bir ezgiyi alıyorlar. Oktavıyla, beşlisi ve dörtlüsüyle paralel bir şekilde söylüyorlar. Senin daha önce gösterdiğin örneklerde basta sabit bir ses varken üzerinde çeşitli oynamalar. Çok seslilik hareketinin 3 tane adı var. Birisi paralel hareket, birisi karşıt hareket, yani biri inerken biri çıkıyor. Üçüncü harekete de Türkçe'de ne diyorduk? Oblikus. Sarı saydam. İlk mi diyorduk? Ben hatırlamıyorum konservatuvarda. Ben çok uzun yıllar oldu. Ay bunu nasıl keseceğim ben? Çok fena. Bu ne demek üçüncüsü? Biri tutarken, biri sabitken, biri onun üzerinde hareket ediyor. Anladım. Bir de uyumsuz aralıklar var. Uyumsuzlardan da bahsetmiştim ama ilkin polifonide bu bahsettiğim yerde uyumsuz aralıklar kullanılmıyor. Bir ezgiyi sanki gölgesiyle ya da bir renklendiriyormuşsun gibi, güçlendiriyormuşsun gibi. Bu bazı aslında geleneksel enstrümanlarda da görebiliriz. Mesela bağlamada bazen renk olarak paralel beşlisiyle çalarlar. Böyle ya da kemençede falan da bilenler bilir. Aynı ezgiyi iki telli çaldığı zaman beşli araya akor edilmiş. Paralel beşli olarak çalıyor zaten. Ezgi aynı. Ona renk katıyor. Peki bunların hissiyatıyla ilgili bir örnek yapmak istesek iki kişi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hatta bu Musica Enchiriades'ten bir mesela örnek var. Tu patris sempiternos es filius diye bir ezgi var mesela. Bunu birimiz söylüyor. Öbürü de bunu oktavında söyleyebilir birinci teknik olarak. Deneyelim. Tu patris. Tu patris sempiternos es filius. Mesela bu şekilde oktavından verebildik beşliler. Tu patris sempiternos es filius. Nasıl geldi? Güzel. Peki öbür seçeneğimiz var. Yine aynı yerden alalım seni. Ben de bu sefer dörtlüyle söyleyeceğim. Tu patris sempiternos es filius. Çözülmek istiyor sanki. Musica Enchiriades'e dörtlülerle ilgili değişik bir örnek gösteriyor, bir versiyon veriyor. Tu patris sempiternos es filius. Buna bir varyasyon yapmış mesela. Çünkü dörtlülerin tarih boyunca karışık bir kariyeri oluyor. Beşliler kadar uyumlu sayılmıyorlar.
14. yüzyılına itibaren peki bu uyumsuzluğu deniyor. Yani ancak altına bir beşli geldiği zaman ya da üçlü geldiği zaman. Zaten dörtlülerde bendeki hissiyatı şöyle. Uyumlu gibi gidiyor. Fakat böyle bittiği zaman eksik kalıyor. Bitmiyor benim için kafamda. Bu estetik algısı olabilir, beğeni olabilir ama tarihte bakıyoruz dörtlüler bir süre sonra beşliler gibi olmuyor. Yani gözlem düşme gerçekleşiyor. Bir oktav ekleyerek, senin söylediğin parti üzerine bir oktav ya da benim söylediğim partinin altına bir oktav ekleyerek Musica Enkriades'te mesela bu şekilde nasıl sesleri artırabileceğini de gösteriliyor. Teorik olarak sonsuza kadar ses ekleyebilirsin değil mi? Oktavın oktavının oktavının oktavını diye. Hatta oktav eklemenin, yani bir şeyi oktava eklemenin bir aralığa 10 eklemeye benzetiyor matematikte. O aralığın özünü değiştirmediğini, birler basamağını değiştirmediğini, sanki 10 eklenmiş gibi, birler basamağı aynı kalıyormuş gibi. Yani bir eğer 5'liye oktav eklersen, oktav artı 5'li oluyor. 5'li karakterini koruyor. Belki bunu 3. bir ses daha ekleyerek de deneyebiliriz. Tu partis sempiternos es filius. Tu Sempiternos es filius. Peki bunu tüm ezgilere uyarlayabiliyor muyuz? Yoksa ezginin bir karakteri olması gerekiyor mu? Ağırlıklı olarak model karakterli ezgilerde güzel duyulabilir beşliler ve dörtlülerle. İyi ki doğdun şarkısı o kadar da iyi sonuç vermeyebilir. Özellikle son zamanlarda çok duyduğumuz korona zamanında evde akşamları söylüyorlardı. 17. yüzyıldan Itri'nin Allah'ın mesallisi. Aslında Segah makamı deniyor ama ben biraz Frigine de benzettiğim için Segah makamını deneyebiliriz istersen. Olur. Hatırlıyor musun sözlerini? Kulaktan dolma bildiğim kadarıyla. Evet. Telaffuzu belki olabilir. Telaffuzu ya da bazı hatalar olabilir tabii ki ama Latince'de de olabilir. Artık olduğu kadar en azından aralıkları duyma açısından. Beşlilerle deneyelim. Aynı ezgiyi koruyarak devam edeceğiz. Nereden alalım? Allah. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in. Ne düşünüyorsun? Çok ulvi duyuluyor yani aslında. Yani gayet aslında. Az önceki örnekte bir dörtlüyle de denemiştik. Evet. Biraz böyle bitiremiyor gibi hissetmiştim hatta. Evet. Bunu da deneyelim mi dörtlüyle? Tabii. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebi. Yine tam bitirilmemiş hissi var. Sanki bir şey istiyor. Belki bir parti daha. Üzerine bir ses takipleyebilirsek. Idri'nin örneğini de Hülya ile deneyebiliriz bu şekilde. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in. Bir de dörtlü artı beşli deneyelim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin nebi ümmir ve ala ali ve sahbi ve sellim. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir tanısı var. Beşli artı dörtlüyü mü tercih ediyorsun yoksa bu dörtlü artı beşliği mi? Dörtlü artı beşliği daha çok beğeniyorum. Beni daha çok rahatlatıyor, kulağıma daha iyi. Gerçekten hissiyatla ilgili bir şey değil mi? Kesinlikle. Musica Enkriades'in yazıldığı yıllarda bu da var, o da var versiyon olarak. Günümüzde de onu sevenleri var ve bunu sevenleri var. Yani dörtlü artı beşliği sevenler var Hülya gibi. Beşli artı dörtlüyü sevenler var İbrahim gibi. Ruha nasıl dokunuyorsa öyle güzel geliyor. Söylediğin gibi hani iyi ki doğdun şarkısı olsaydı. İyi ki doğdun denemek ister misiniz? Bilmiyorum nasıl olur. Deneyebiliriz şakasını. Olur. Hülya'nın doğum günüydü geçen hafta. Hülya diyelim. İyi ki doğdun Hülya. İyi ki doğdun Hülya. İyi
ki doğdun. Kesinlikle bir tree ya da... Olmaz değil ama yani bir zor. Umarım İbrahim sorularına yanıt verebilmişimdir. Aklımdaki aslında soru işaretlerini giderdi. Çok teşekkür ederim. Bu yaptığımız örnekler ve açıklamaların bende farklı soruları nedeni oldu ama bunu daha sonra sormak istiyorum. Peki. Hülya'ya da çok teşekkür ediyoruz. Güzel sesinle bize eşlik ettiğin için. Hoşça kalın. Görüşürüz.